Türk turizmi açısından çok özgün, çok kendine özgü, çok yüksek kalitede farklı bir serüvene tanık olduk. O serüvene belki emeğimiz de geçti. Dolayısıyla şu anda gelinen 50. yıl çok çok anlamlı, çok önemli. Şimdi baktığınız zaman ne fark ediyor? Diğer turizm tesislerinin çoğundan farkı nedir? Barut grubunda insanı yoran, insanın üzerine gelen ya da hani amiyane tabirle insanın gözünün içine sokulan bir lüksten ziyade onu kendini rahat hissettirmeye dönük bir konfor var. Grubun bir peyzaj politikası var. Bu peyzaj politikasını akademisyenlerin kaleme aldıkları kitaplar var. Size bunu dört dünya dilinde anlatıyor. Barut grubu idealist yaklaşımların bir kesişme noktası 50 yıldır. Gittikçe de çok abartılı olmayan bir ritimde altını doldura doldura büyüyerek her yeni tesisine kendi felsefesinin damgasını basarak ilerlemesi de çok önemli. Çok etkilendiğim bir şey daha söyleyeyim. Mesela şu anda bazı Barut grubu otellerinde personel yemekhanesi değil, personel bistrosu var. Ve girdiğiniz zaman oraya gene misafirlerin ağırlandığı mekanlardaki gibi aynı kalitede bir iç mimari, tasarım ortamında ve misafirlere verilen kalitede yemekler sunuluyor. Belki de Türk turizminin geleceği böyle bir felsefede yatıyor. Çünkü bizim asetlerimiz, değerlerimiz neler? Bir kere Akdenizliyiz. Akdenizliğin sıcakkanlılığı var. Aynı zamanda bir yönümüzde doğuluyuz. Doğululuğun getirdiği bir başka coşkulu kişilik var. Bir yandan doğamız henüz birçok açıdan bakir ve temiz. Bunun getirdiği harika gıdalar var. Aslında başrolü Akdeniz oynuyor. Başrolü Beydağları oynuyor. Başrolü engin mavilikler oynuyor. Bizim insan olarak yapmamız belki de bunlarla insanları rahatça baş başa bırakmak ve onları boğmadan usulca servis yapmak. Bir noktayı daha es geçmemek lazım. Sanata verilen değer gerçekten Barut grubu otellerinde çok zarif heykeller, çok güzel resimler, enstalasyonlar görürsünüz. Böyle olunca da birlikte çalışmak bizim için de ayrı bir zevk oluyor.